Aslan'ın deney odası. Şimdi nasılsın Mehmet? Karın ağrın geçti mi? Kahvaltıda çok mu yedin acaba? Şimdi daha iyiyim Aslan. Ayrıca benim bünyem fazla yemeğe alışkın. Başka bir sebebi olmalı. İçtiğim suyun temiz olduğundan nasıl emin olabilirim? Güzel soru. Mikroskopla bu soruyu kolayca cevaplayabiliriz. Ama herkesin evinde mikroskop yok. Mikroskopla aynı işe yarayacak bir sistem kurmalıyız. Araştırmamızı tamamladık. Ve içtiğiniz suyun temiz olup olmadığını kontrol edebileceğiniz bir deney hazırladık arkadaşlar. Deney için gerekli malzemeler içme suyu, musluk suyu, iki şırınga, nazar işaretleyici ve bir adet kağıt havluluk. Önce şırıngayla her iki kaptaki suyun bir kısmını çekiyoruz ve şırıngaları kağıt havluluğa asıyoruz. Ardından şırıngaların ucuna birer damla su gelene kadar tıpaya bastırıyoruz. Şimdi şırıngaların ucundaki su damlalarının arkasına lazer tutacağız. Arkadan vuran ışık sayesinde küçük su damlalarını duvarda büyük bir gölge şeklinde göreceğiz. Suya mikroskopla bakıyormuşuz gibi. Gölgeyi daha net görebilmek için ışıkları kapatalım. Lazeri önce musluk suyuna ait su damlasına doğru tutuyoruz. Eğer su temizse gölgede hiçbir leke görünmeyecektir. Bu su çok lekeli. Yani temiz değil öyle mi? Evet Mehmet. Gölgede hareket eden lekeler aslında bakteri. Şimdi aynı yöntemle içme suyunu kontrol edelim. Hiç bakteri yok. Tertemiz. O kadar küçük bakterileri nasıl görebildik? Ben hala anlamadım. Lazer işaretleyici tuttuğumuz su damlası büyüteç işlevi gördü de ondan. Bu sayede suyun içinde bakteri olup olmadığını kolayca kontrol edebildik. Şimdi hatırladım. Evdeyken şişedeki suyu içme suyu sanıp içmiştim. Meğer annem çiçeklerini sulamak için şişeye musluk suyu doldurmuş. Karnım bu yüzden ağrıyor olabilir. Bir günde hem kirli suyla temiz suyu nasıl ayırt edeceğimizi öğrendik, hem bir mikroskop yaptık, hem de Mehmet'in neden karın ağrısı çektiğini bulduk. Başardım. Tekrar bak istersen. Mehmet.